Arkadaşlar, Elektro TV kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugünkü videomuzda sizlerle vektör çizim, en basit haliyle vektör çizim nasıl yapılır? Bunu öğreneceksiniz. Öğreteceğim, göstereceğim. Öncelikle bir tane fotoğrafınız olması gerekiyor. Böyle kaliteli olursa daha güzel olur. Ve böyle yüzünüzü güzel bir şekilde çekmiş bir tane fotoğraf. Bunu yapmak için önce buradan yeni bir katman oluşturuyoruz. Katmanın ismini yüz yapabiliriz. Yüz dedik. Bundan sonra biraz daha zoomla bunu büyütelim. Biraz fazla oldu. İşte bu şekilde büyüttük. Şimdi buradan kalem aracımızı seçiyoruz. P tuşuna tıklayarak alabilirsiniz. Şimdi yüzümüzün etrafından şu şekilde geçeceğiz. Ben şu an videodayım diye biraz hızlı hızlı aceleyle yapıyorum. Ama siz daha özenerek güzel, biraz daha güzel yapabilirsiniz. Ben şimdi şuraları biraz dıştan alıyorum, içten alıyorum ki saçları yaparken daha kolay yapabileyim. Yüzü hemen şu şekilde yaptık, getirdik, bitirdik ve yolu doldur diyoruz arkadaşlar. Renk tuşuna basalım. Yüze tıklıyoruz ve burada zaten ten rengini gördüğünüz gibi seçtim. Tamamlıyoruz. Bir daha tamam dediğimizde yüzümüz boyandı. Şimdi biz saçı da yapalım. Buradan yeni katman oluşturuyoruz. Bu katmana da saç adını verelim. Katmana da saç dedik. Bu sefer saçımızın önünden geçeceğiz ve yapacağız inşallah. Şimdi buradan başlayalım. Yalnız dikkat edin, tam yüzün üstüne gelmeyin. Gelirseniz bütün yüzünüzle birlikte saçınız aynı renk olacak. Çok kötü bir görüntü olur. Ondan sonra baştan başlamak zorunda kalırsınız. Hemen hızlı hızlı şöyle saçtan geçeyim arkadaşlar. Biraz saçı da şimdi yüze yaklaştığımızda göstereceğim. Burada yüze yine biraz uzaktan alabilirsiniz. Birbirine karışmasın. Sonra arada boşluklar olacak. Onu da fırçayla kapatacağız. Göstereceğim size. Fırçayla kapatacağız. Şimdi geliyoruz. Buraya kadar geldik. Yolu kapatmadan da yapabiliriz. Şimdi sağ tıklayıp alt yolu doldur diyoruz. Renk seçtik. Saçımızın üstüne tıklayarak ya da buradan kendi rengi seçebilirsiniz. Ben bu renkte yapacağım. Tamam diyoruz. Ve saçı yaptık gibi. Arka planı kaldırdığımızda biraz tam olmamış gibi ama bunu sanki şöyle yaparak olmaz. O zaman arka planı tekrar koyalım. Ya da koymadan fırça aracını hemen alıyoruz. Güzel olmadıysa, beğenmediysek. Renk, fırçanın rengi, boyutunu küçük yapalım. Şimdi şu an mavi. Mavi renk. Siz buradan geleceksiniz. Bu renkte yapmak için renk diyorsunuz. Bu mavinin üstüne tıklayıp saçınıza dokunuyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve sonrasında fırçayla buraları böyle biraz ince ince boyayabilirsiniz. Hemen hızlı hızlı ben göstereyim size. Ondan sonra burada biraz kalınlaştırabiliriz. Ben oraları kötü oldu ama siz böyle özenerek güzel bir şekilde fırçayla orayı boyarsınız. Arkadaşlar, kötü olan yerleri sonradan yine silgiyle sadece saç kısmını silebilirsiniz. Yüze bir zarar gelmeden. Buraları şimdi hemen alalım, şöyle fırçayla boyayalım. Aslında siz yine yüze biraz daha yakın yaparak daha kolay yapabilirsiniz. Ama biz şimdi karışmasın diye öyle bir şey yaptık. Aslında bu biraz taşması o kadar da sorun olmayacaktır. Saçın normal bir tarafı gibi gözükebilir ama siz isterseniz tekrardan silebilirsiniz. Hatta biraz şöyle gerçeklik olsun diye şuraları da şu şekilde boyarım. Ondan sonra arkadaşlar tekrar kalem aracımızı alıyoruz. Çizgiye sağ tıklıyoruz.
Yolu sil diyoruz. Ve bakıyoruz. Çok da kötü olmadı. Sadece şu boşlukları tekrardan fırçayla bir kapatalım. Şunları hemen şöyle. Sonra burada kötü olduğunu düşünüyorsanız şu an yolları sildik. Buradan baktığınızda kötü görünüyorsa buraları saçınıza mesela şöyle şurayı böyle boyayarak kötü oldu ama yine de istediğiniz gibi şöyle bir şekilde verebiliriz. Mesela şurayı uzattık gibi bir şey oldu. Ve evet arkadaşlar, vektör çizimimiz hazır. Kötü olmadı bence. Güzel oldu. Ben beğendim. Buradan dosya diyoruz. Sonra farklı kaydet dedikten sonra buraya PNG diyoruz. Enter diyoruz ve artık kaydedildi. Taramalı. Evet, tamam. Artık bilgisayarınızda PNG olarak vektör çiziminiz var. Tabii biraz önce dediğim gibi ben videoda olduğum için çok fazla uğraşmadım. Biraz daha siz özenerek, uğraşarak yapabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.